Altını çizmekte yarar var. 25 yıldır bu şehri yönetip de gerekli altyapıları ve tedbirleri almayanlar şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçluyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım değil ama şunun da altını çizmekte fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu belirtiliyor. Böylesi bir felakette tatilde değil de görevinin başında olması gerekiyordu. Doğru ya da doğru demek gerekiyor. Evet, Türkiye'de siyasette polemikler ardı ardına geliyor. Fakat her polemikte siyasi üslup biraz daha aşağı inmiş oluyor. Bu seferki polemiğin adresi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında 700 bin Suriyeli bebeğin Türkiye'de doğduğunu ifade etti. İşte bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir tweet paylaştı. Dedi ki Suriye'nin bu vatan evlatlarına ihtiyacı var. Bu nedenle burada doğan Suriyelileri de ülkelerine geri göndereceğiz ama bunu ırkçı bir yöntemle yapmayacağız. Devlet aklına uygun bir şekilde ve her zaman dile getirdiği davulla zurnayla göndereceğiz dedi. İşte ırkçı bir kafayla yapmayacağız söyleminde bir isim belirtmedi Kılıçdaroğlu. Lakin Ümit Özdağ üstüne alındı ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir tweet paylaştı. Dedi ki Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik noktaları Tuncelilere emanet etti. AKP'nin mezhepçiliğinden yeteri kadar çekiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dersimciliğine hiç gerek yok dedi. İşte hem bu söylemleri hem de siyaset arenasındaki tartışılan diğer konuları siyasal iletişimci Eren Aksoyoğlu ile değerlendireceğiz. Sayın Aksoyoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar, selamlar. Evet, az önce Ümit Özdağ'la Kılıçdaroğlu arasındaki polemiğin özetini izleyicilerimiz için geçtim ve size şunu sormak istiyorum. Özdağ'ın bu son tweetini nasıl okumak gerekiyor? Siz bu üslubu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Aksoyoğlu? Üslup tam da bir ırkçı siyasetçi yakışır şekilde. Aslına bakarsanız hiç de şaşırtmayacak bir pozisyonu var Ümit Özdağ'ın. Zira Kemal Bey az önce sizin de sözünü ettiğiniz gibi tweetin herhangi bir yerinde Ümit Özdağ'dan, Zafer Partisi'nden bu siyaset yapma tarzından söz etmedi. Belki de sadece Ümit Özdağ'ın değil buna benzer siyaset yapanların çoğundan söz etti. Yani burada MHP liderinin üzerine alınması dahi daha gerçekçi olabilirdi ama Ümit Özdağ üzerine alındı. Bunun bir anlamı var. Ümit Özdağ buna benzer ikili polemiklerle siyaset yapmaya özen gösteren, neredeyse siyaset kurumunun sağındaki, solundaki, yanındaki, yöresindeki herkesle daha önce bir münasebeti olmuş, onlar hakkında fikir belirtme gereği duyan, bunda kendine biraz da görev bilen bir isim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu karşılaması, Kılıçdaroğlu'nun sözünü karşılaması kendi açısından çok tutarlı bir girişim. Ben tweet'in içeriğini de çok endişe verici olduğunu düşünüyorum. Zira aslına bakarsanız bütün mezhepçi tutum, bir yandan Türkiye'yi ayrıştırıcı tutum o tweet'in içerisinde saklı. Yani bir kenti hedef alarak hem de Evet. bir parti liderinin kentine hedef alarak aslına bakarsanız hem etnik hem mezhepsel bir pozisyon almış oluyorsunuz. Yani Türkiye'de işte bir yandan Kürtleri, bir yandan Alevileri işaretleyecek, kodlayacak, onları bir siyasi partiyi ele geçirmiş gibi davranmasını sağlayacak bir pozisyon almaya çalışıyorsunuz. Ama Ümit Özdağ bunun bir gerçekliğe tekabül ettiğini düşünerek aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir tartışmayı alevlendirmeye, kendi örgütleri içerisindeki tartışma alevlendirmeye özen gösteren bir tutum sergiliyor. Günün sonunda buna benzer pek çok pozisyonda olduğu gibi Ümit Özdağ yine buradan bunu bir fırsata çevirerek, buradan bir avantaj sağlayarak çıkmayı hedefliyor. Ben o anlamlarda Ümit Özdağ'ın yaptığı şeyin sadece boş bir popülizm olduğunu düşünmüyorum. Arka tarafında bir teoriyi de maalesef besliyor. Zira daha önce çok defa söylendiği gibi Ümit Özdağ gibi isimler Türkiye'de Türk Ocağı Vakfı'nın bir kanadıyla çalışmak gibi bir üstüncü pozisyonu da elinde tutabiliyor. Bunun da bir getirisi var şüphesiz. Bakın karşı çıktığı isimlere bakın. Yanında saf tutmak istediği isimlere bakın. Bunu Mansur Yavaş'ı bu pozisyonu ekleyebilirim. Buna benzer pek çok isim var. Beraber siyaset yapmak istediği insanların pek çoğu günün sonunda
işte MHP liderliği söz konusu olduğunda birlikte saf tutmak istediği insanlar. Yani her birine aslına bakarsanız kendi elleriyle belirli pozisyonlara getirmeyi talep ediyor, istiyor Ümit Özdağ. Ve karşısına koyduğu isimlerde benzer şekilde MHP liderliğinin dışında kalan, MHP liderliği konusunda pozisyon aldığında karşısında siyaset yapacağı isimler. Dikkatinizi çekmiştir belki, bugüne kadar neredeyse herkese cevap yetiştiren Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli hiçbir şey söylemedi. Hem de Devlet Bahçeli bir kürsü performansında Ümit Özdağ'ı çok sert şekilde uyarmasına rağmen aslına bakarsanız Devlet Bahçeli, Devlet Bey onu söylemek istemedi dedi. Bu Ümit Özdağ'ın ne yapmak istediğini kanaatimce bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Peki Sayın Aksoyoğlu, az önce siz de altını çizdiniz. Ümit Özdağ mezhepçilikten çok çektik dedi AKP'den ama CHP'de Dersimciliği yeterli artık görmeyelim dedi. Dersim diye bir mezhep yok. Aleviliği kastettiği burada çok açık belli. Fakat Özdağ bunu açık açık yazamıyor. Bunun nedenlerinden biri acaba Zafer Partisi'nin seçmenler arasında Aleviler var ve bir oy kaybı yaşarım endişesi mi vardır, yoksa başka bir mesaj mı taşıyor? Ben tam olarak o mesajı taşıdığını düşünüyorum. Bakın Anadolu'da en azından partiler siyaseti çevresinde, CHP'nin örgütleri çevresinde de Dersim Aleviliği, Anadolu Aleviliği'nin ayrıştığını düşünen, bu doğrultuda siyaset yapmaya özen gösteren bir grup insan var. Evet. Şimdi Ümit Özdağ bunu biliyor şüphesiz. Dolayısıyla buraya vurgu yapıyor olmasının, bu ikisini birbirinden ayrıştırmaya çalışıyor olmasının siyaseten bir karşılığı olacağını düşünüyor. Bu işte teoriyle altı beslenmiş bir iş aslına bakarsanız. Sadece boş bir popülizm değil. Ümit Özdağ ne yaptığını, ne konuştuğunu çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla ben bu bağlamda attığı taşında bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Ama buna karşı durmak gerekiyor. Yani buradan siyaset yapmanın aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu gibi Aleviliği konusunda, yerli kökler konusunda hiçbir konuda, ya buna benzer konularda siyaset yapmayı istemeyen, bundan uzak duran bir isme bir mezhepçi suçlamasında bulunmak çok abesle iştigal. Kemal Bey'i pek çok yerden eleştirebilirsiniz. Yeterince demokrat olmadığını söylemekten, yeterince solcu olmadığını söylemeye kadar pek çok aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirebilirsiniz. Hatta parti içi demokrasi konusunda eleştirebilirsiniz. Bunu pek çoğumuz yapıyoruz ama mezhepçilik konusunda eleştirmek çok çirkin bir tavır olur. Ben tam tersine Türkiye'deki pek çok siyasi liderin mezhepçilik yaptığını ama Kemal Bey'in bu işlere hiç girişmediğini, buradan kendine bir pay çıkarmaya çalışmadığını, bütün siyasi kariyeri boyunca da buna bir şekilde yol vermediğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de kimse sanırım bunu iddia edemez. Dolayısıyla Ümit Özdağ'ın yaptığı şeye çok cepheden karşı olmaya ihtiyaç var. Dediğim gibi pek çok yerden eleştirilebilir ama bu mezhepçilik konusunda Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde eleştirilemez. Evet Sayın Aksoyoğlu, tüm dünya bu akşam James Webb Teleskopu'ndan gelecek görüntüyü bekliyor. Onlar bunu konuşurken biz maalesef insanların etnik kökeni ve mezhebi kökenini konuşarak devam ediyoruz. Bu tabii bizim ayıbımız değil. Şu anda mevcut siyasetin üslubundan kaynaklı bir durum. Yalnız Sayın Özdağ sıradan bir siyasetçi değil. Birçok kişi belki Zafer Partisi ile kendisini tanıdı ama geçmiş dönemde devletin birçok kademesinde yer alan bir isimden bahsediyoruz. Ezelden belli söz konusu devlet anlayışı Alevi kökenli ya da Kürt kökenli bir cumhurbaşkanı ya da başbakan görmek istemediğini sıklıkla belirtildi çeşitli mesajlarla. Ümit Özdağ yine aynı devletin tekrarını mı ortaya koymaya çalışıyor? Böyle bir çabası var mıdır? Yani Ümit Özdağ'ın da ötesinde bir iradenin söylemlerini mi dile getiriyordur? Bunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bu çok büyük bir komple teorisine mi girer Sayın Aksoyoğlu? Komple teorisine girmez. Ben yolculuğun ne tarafa doğru yapıldığına bakılması taraftarıyım. Zira Ümit Özdağ partisini kurduktan sonra ortaya çıkışı progresif programıyla, ilerlemeci programıyla, söylediklerinin netliğiyle kamuoyunu ikna edişi, özellikle genç kuşağı ikna edişi, özellikle kentli milliyetçileri ikna edişi, bunların içerisinde kısmen Alevilerin de olduğu gençliği ikna edişi açısından çok enteresan bir şey yaptığını, bir çıkışla yola başladığını düşünüyorum. Fakat zaman içerisinde bunun iktidara yarayan hamlelere doğru da evrilebileceğini düşünüyorum. Yani bunu tabii zaman içerisinde tartışacağız. Bunu şu anda göremeyiz ama ben buraya doğru evrildikçe aslına bakarsanız Ümit Özdağ'ın devletin pratiklerini, devletin savunduklarını ya da daha doğrusu devletin bir bölümünün savunduklarının nasıl manipüle edeceğini
çok iyi bildiğini de düşünüyorum. Çünkü bakın az önce sizin söylediğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması işte bir kenti aynı zamanda temsil ediyor olması, bir etnik kökeni temsil ediyor olması bunların hiçbirisi modern bir toplumda göz önünde bulundurulmaz. Doğumdan gelen özelliklerle tercihler yapmazsınız. Doğumdan gelen özelliklerle bir yere bir kişi aday yapmazsınız. Daha çok liyakatiyle yaparsınız, taşıdığı değerlerle yaparsınız ve taşıdığı değerler ürettiği değerlerdir aslına bakarsanız. Ama bunların her biri göz ardı ediliyor Türkiye'de. Sizin az önce söylediğiniz gibi. Ben Ümit Özdağ bu aşamada kendince devletin bir kanadını da arkasına alacak. Aynı zamanda bu pratikleri de ilerleterek yeniden saf dışı bırakmayı düşünecek bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Şunu atlamayalım, kanaatimce bir eşikte duruyoruz şu anda. Yani Alevilerin kendini toplum nezdinde kanıtlayabileceği bir eşikte duruyoruz. Ve bu eşik aşılmak üzere. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu öngörüldüğü gibi Cumhurbaşkanı olabilirse ki Tayyip Erdoğan'a karşı kazanıp kazanmayacağını bilmiyorum. Kazandığını varsayalım. Türkiye toplumu büyük bir eşiği aşmış olacak. Türkiye toplumu büyük bir hoşgörü aslına bakarsanız göstermiş olacak. Ve biz bu aşamaya atlayıp az önce sizin söylediğiniz gibi başka konuları tartışmaya, daha değerli konuları tartışmaya başlayacağız. Ümit Özdağ gibi isimler bu eşiğin tam önünde duran demir perdeler gibiler. Dolayısıyla Ankara'yı nasıl etkilediği, Ankara'yı nasıl manipüle ettiği, Ankara'nın bir bölümünü Kılıçdaroğlu konusunda nasıl manipüle ettiği zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Ben bu aşamalarda mağdurun yanında olmayı, ezilenin yanında olmayı bir siyaset yapma pratiği, aynı zamanda bir vicdan sorgulaması olarak görmek taraftarıyım. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nu pek çok konuda eleştirebiliriz ama bu konuda eleştirmek çok büyük bir haksızlık olur. Bu doğrultuda Ümit Özdağ gibi isimlere fırsat vermemek çok önemlidir. Umut ediyorum anketlerde de çok istediğini bulamaz ve Has Parti'nin işte hatırlarsınız Has Parti evet. Çok büyük bir oy alacak denirken sadece bir Twitter güzellemesi olarak kalmıştı. Benzer bir şeyin Zafer Partisi'nin başına gelmesinin çok olası olduğunu düşünüyorum. Sayın Aksoyoğlu, tabii sizi yakalamışken Kılıçdaroğlu'nun bir başka tweetini de sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu özellikle KYK borcu olan üniversite mezunlarına seslendi. Dedi ki borçlarınızı ödemeyin, biz bir yıla iktidara geliyoruz ve geldiğimizde faizleri sileceğiz, siz sadece ana parayı ödeyeceksiniz dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine çeşitli ve farklı tepkiler geldi. Bazıları özellikle hükümete yakın kesimler, ya kardeşim sen nasıl bir sivil itaatsizlik öneriyorsun gençlere? Gençler devlete baş mı kaldırsınlar, bu onların borcu, tabii ki ödeyecekler dediler. Bugün üniversite öğrencilerini de aldık, dediler ki onlar sadece faizleri kaldırmak yetmez, ana paranın da kaldırılmasını hedef olarak koymaları lazım. Türkiye'de eğitimin ücretsiz bir eğitim haline dönüştürülmesi gerekir dediler. Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini genç seçmenlerle kurduğu iletişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi bir yerden siyaset olduğunu düşünüyorum. Mecrasının sıkıntılı olduğu kanaatindeyim açıkçası. Çünkü Twitter çok evet. Küçük bir kalabalığı hitap ediyor. Bölünmüş bir toplumsal tabakalaşmayı da aynı zamanda temsil ediyor. Dolayısıyla ben en başından beri CHP'nin iletişimini Twitter'dan alıp TikTok gibi Instagram gibi mecralara götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha çok sosyal medya söz konusu oldu. Ama bu iyi bir çıkış. Bazı kullanıcılar bütün borçların silinmesi gerektiği taraftar. Bunu popülist buluyorum açıkçası. Ama sadece bununla sınırlı kalmamalı. Bakın aynı zamanda pek çoğumuz üniversite sıralarında KYK kredisi aldık. Bu kredinin anlamı şuydu. Size dediler ki bu krediyi çekeceksiniz. Üniversiteden mezun olacaksınız, işe gireceksiniz. İşe girdikten sonra sizin maaşınızdan sizin hissetmeyeceğiniz şekillerde kesilecek. Yani siz bu öngörüyle devletin size söylediği bir kuralla aslına bakarsanız o krediyi çektiniz değil mi? Sonra ne oldu? Aradan zaman geçti, devlet kuralları değiştirdi. Sonra onun hepsi, bütün paranın hepsini hatta üzerine bir de faiz koyarak almaya kalktı. Bu aslına bakarsanız vatandaşın, yurttaşın kandırılması demek. Ben ana muhalefet partisinin yetkisini kullanarak bu süreci yargı taşıması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu siyasi bir söylemdir, işlevseldir, sürdürmek lazım, haklılar. Ancak yeterli bulmuyorum. Aynı zamanda bütün bunlardan bağımsız olarak ama siz canınızı sıkmayın, zaten iktidara geldiğimiz zaman bu sorunu düzeltiriz demek yerine bu sorunu yargıya taşıyarak kuralların değiştirilemeyeceğini söylemeye ihtiyaç var. Bakın Türkiye'de e-tebligat adında son derece
yasa dışı bir uygulama var. Yani sizi devlet eğer bulunduğunuz ikamet bulamazsa size işte ben şu web sitesine bu tebligatları koydum. Siz de bunu görmekle yükümlüsünüz. Yoksa ben işlemi başlatırım diyor. Bu yasa dışı bir uygulamadır. Evet. Buna benzer pek çok yasa dışı uygulama gençleri zor durumda bırakıyor. Hem de çok kritik yerlerde zor durumda bırakıyor. Bunu diğer sorunlarda olduğu gibi seçimi bekleyerek değil, bir an önce bu işin yürütmesini durduracak kararı aldırarak sürdürmeye ihtiyaç var. Çünkü hayat böyle işlemez. Hayat sandığı beklemez. Hayat sandıktan çıkan sonuca göre kendini yeniden şekillendirmez. Bunlar süreçler. Ben Kemal Bey'in, CHP'nin altılı masanın pek çok söz verdiğini hatırlıyorum seçmenlere. Fakat sadece bunları yapmaya çalışmak bile bir zaman alacak. Yani bir günün sonunda bazı işleri meclise getirmek zorunda kalacaksınız. Orada çoğunluğunuz yoksa ya da salt çoğunluğunuz yoksa eliniz kolunuz bağlanacak. Bu sözleri veriyor olmanın çok bir karşılığı olmayabilir. Seçmen bunları satın alabilir ama sonunda yapamayabilirsiniz. Bu kadar fazla söz veriyor olmak, bu kadar karmaşık konulara söz veriyor olmanın riski de çok yüksek olacaktır. Kanaatimce bu işi seçim sandığına bırakmadan mahkemeler aracılığıyla sürdürmeye de ihtiyaç var. Popülist güzel bir söz, aynı zamanda işlevsel bir söz ama yeterli olmadığı kanaatindeyim. Evet Sayın Aksoyoğlu, bu arada konunun takibi de çok olmuyor. Daha evvel biliyorsunuz elektrik faturalarında da iyi bir çıkış yakalanmıştı. Lakin Sayın Kılıçdaroğlu bir haftalık kesintinin ardından faturasını ödeyip açtırmıştı elektriğini. Ondan sonra da sanırım bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Umuyoruz KYK ile ilgili de böyle bir durum söz konusu olmaz. En azından faizler silinir. Çünkü faiz dediğimiz şey de 40 bin TL'lik ana para alan bir öğrencinin 150 bin TL ödemesi isteniyor. Öyle az buz bir faizden de bahsetmiyoruz. Umuyoruz gerçekleştirir Sayın Kılıçdaroğlu. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı bu tartışmalara ilişkin? Ben şunu ekleyebilirim. Bakın belediyelere kayyumlar atandı Türk kentlerinde. Bu iki gün sonra Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara ve İstanbul'da da, Adana'da, Mersin'de de pek çok yerde kayyum atanacağı anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla hayatın olağan akışını seçimlere endeksliyor olmak, Makedonya'da, Arjantin'de, pek çok coğrafyada insanlar sokağa çıkmışken, hakkını aramışken, siz bütün siyaset kurumunu kilitleyerek, bütün işi bir şekilde seçim sandığına tahvil etmeye çalışmanız, sorunları orada çözeriz, başka hiçbir yerde çözemeyiz diye olmanız. Aslına bakarsanız herkesi tek bir sizler sokup orada bekletiyor olmanız. Toplumun demokratik yollarla hükümeti protesto etme hakkını elinden almaya çalışıyor olmaz. Aslına bakarsanız bu İlhan Caner'in sözüdür. Çok da beğendiğim bir söz. Demokrasinin içini içten içe boşaltan bir iş haline geliyor. Yani her şeyi sandığa havale ediyor olmak. Bu beraberinde sandık fetişini, sandığı idealize etme durumunda pekiştirir. Bu çok tehlikelidir. Bu demokrasi için çok tehlikelidir. Kanaatimce bu KYK mağdurları gibi pek çok konuda toplumun daha fazlasını yapmasını istemek, sorumlu yurttaş gibi davranmasını istemek, bunun için sokağa çıkıp bir eleştiride bulunuyor olmasını istemek, protesto hakkını kullanıyor olmasını istemek, bunları savunmak, yani yurttaşın önünü açmaya çalışmak ana muhalefet partisinin en büyük görevlerinden bir tanesidir. Çünkü hayat yalnızca iktidar olma formülüyle, sandıktan çıkma formülüyle dönüştürülemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri, milyonlarca seçmeni iktidar olmadan yıllarca Anadolu'nun ücra kasabalarında, köylerinde ya da ilericileri diyelim, daha da sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ilişkilendirmeyelim. Evet. Toplumu dönüşmek için mücadele ettiler. Asırlık bir mücadeledir bu. Dolayısıyla bu mücadeleye eşlik etmeye çalışmak çok değerli kanaatimce. Evet, siyasal iletişimci Eren Aksoyoğlu konuğumuzdu. Gündeme ilişkin sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Aksoyoğlu. Özellikle bayramdayız. Böylesi bir günde bize de vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Evet Sayın Aksoyoğlu'yla da Ümit Özdağ'ın bu eleştiri diyemeyeceğim direkt saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunduk. Maalesef Alevi de diyemiyor ama tutuyor Dersimlik üzerinden söz konusu mesajları vermeye çalışıyor. Irkçılık biraz da böyle bir şeydir. Sadece insanların etnik kökeni üzerinden yürümez. İnsanların inançları üzerinden de yürütülür ve Özdağ'ın gerçekten de son süreçte işte Hatay sınırında mayın döşemekten tutun da Kürtlere, mültecilere, Alevilere yönelik bu söylemleri gerçekten de Türkiye'de siyaset alanındaki uslup noktasında tartışmaları da doğal olarak alevlendiriyor. Önümüzdeki süreçte de bakalım seçim tarihi açıklandıktan sonra söz konusu tartışmalar hangi noktalara evrilecek ama şunun altını çizelim. Bir etnik köken üzerinden, bir
inanç üzerinden ya da bir inançsızlık üzerinden fark etmez. Kesimler hedef gösterildikçe Türkiye'de zaten son süreçte artan kutuplaşma daha da artıyor. Seçimin bu atmosferde seçimin bir kazananı da olmaz. Halklar arasında nifak ekildiği zaman, topluluklar arasında nifak ekildiği zaman bunu geriye dönüştürmek de çok mümkün olmuyor. O yüzden bir seçim kazanmak için biraz daha fazla oy alabilmek adına bu tür popülist söylemler dünyanın bütün ülkelerinde siyasete zarar verir. Türkiye'de maalesef bu zarar her gün katlanarak devam ediyor. Evet, biz de gün içinde nene devam ediyoruz.